Merhaba değerli izleyenler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon en dikkat çeken takımlardan biri Türk Telekom ve tabii ki baş antrenörü Erdem Can, NBA'deki ilk Türk antrenör temsilcimizdi. Şimdi Türk Telekom'un başında head coach olarak önemli bir sınav veriyor. Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İlk head coachluk deneyim nasıl gidiyor? Valla iyi gidiyor, mutluyuz, çok çalışıyoruz. Uyumlu bir atmosfer yakalamışız gibi görünüyor. Sezon çok daha çok çok başı olmasına rağmen e, uzun bir yol var önümüzde. Ama şimdilik ilk araya kadar iyi gittiğini söyleyebiliriz. Koç e, şimdi bakınca hızlı bir giriş yaptınız. Hem lige hem Euro Cup'a öyle. Evet. E, çok yeni bir takımsınız ama buna rağmen baktığımızda sahaya seyir zevki de yüksek bir takım var. E, birbiriyle çabuk kaynaşmış gibi de gözüküyor oyuncular. Ki Siz sezon başında zamana ihtiyacımız var henüz demiştiniz. Ee, kısa bir sürede nasıl başardınız aslında bunu? Bu zevki basketbol severlere nasıl hissettiriyorsunuz? Ee, öncelikle teşekkür ederim bu e, düşünceleriniz için. Bizim en büyük motivasyonumuz ve hedefimiz de zaten e, izleyenlere, bizi destekleyenlere bu duyguyu verebilmek. E, ancak daha gerçekten yolun çok başındayız. Yani 12 tane farklı oyuncunun ...bir koç ekibinin ilk defa bir araya geldiği bir organizasyonu oturtmaya çalışıyoruz. Ben böyle yapılarda bugüne kadar asistan koç olarak edindiğim tecrübelerde hep şunu gördüm. Birbiriyle beraber olabilen, sırt sırta verebilen bir ekip oluşturduğunuz zaman... ...mutlaka ortaya da uzun vadede o başarı size geliyor. Önemli olan her gün daha iyiye gidebilmeyi, her gün gelişebilmeyi hedeflemek ve... ...bunu nesnel olarak gerçekleştirebilmek. Bunu yaptığınız zaman... Arkaya baktığınızda gerçekten iyi bir yol almışız diyebiliyorsunuz. Şu anda o yolun çok başındayız ama iyi emareler veriyoruz. Sezon başında özellikle de yaz dönemindeki e, hazırlık döneminde yaşadığımız bir takım sakatlıklar bizi bir e, düzeyde negatif etkiledi. Ama e, aslında e, o belli oyuncuların yokluğuyla bir basketbolu inşa edebilmeyi, beraber karara, karar verebilmeyi de e, bir aşamada öğrenmiş olduk. Ve dediğim gibi yolun çok başı olmasına rağmen de belli bir seviyede basketbol oynadığımızı söylemek mümkün şu anda. Şimdi biz sahada tabi izliyoruz bir Türk Telekom ama yeni koç, yeni teknik ekip, yeni GM, yeni bir yapılanma. Oradaki uyum nasıl? Ee, açıkçası ben e, head koçluk hedefiyle buraya geldim. Kafamda olan şey oydu yani NBA'den geri dönerken kafamdaki yapıya uygun bir şeyler kurabileceğim. Ee, ve beni takip etmeye hevesli beraber yürüyebileceğimiz bir ekip oluşturmak istiyordum. Burada da hem sevgili genel menajerimiz Önder Külçebaş hem de e, sayın e, şube sorumluluğumuz Saftekin Bey, Saftekin Şentürk ve başkanımız Yusuf Bey gerçekten bu yolda beraber yürümeye kararlıydılar. Ve biz beraber bir ekip oluşturduk ve e, o da bir sinerji oluşturuyor. Çünkü inanan insanların, beraber çalışmayı hedeflemiş insanların, disiplinli çalışmaya inanan insanların belli bir noktada bir performans alacağı aşikardır. Biz de şu anda o, o yaklaşımla gidiyoruz. E, gelen yabancı oyuncularımız da, Türk oyuncularımız da onlar da gelişime çok açıklar ve beraber hareket etmeye açıklar. E, bizim de amacımız dediğim gibi her gün daha iyi olabilmek. Koç şimdi aslında görece bir takımı kurmak için geç bir tarihte... ...açıklandı sizin başantanörlüğünüzde... ...ve ardından da bir takım kurdunuz... Ee, ...hele ki yerli oyuncu havuzu... ...bu kadar darken... ...takımı nasıl oluşturdunuz, nelere baktınız? Ee, şöyle aslında... ...o benim NBA ile ilgili verdiğim bir takım... ...sözler vardı, onları beklemek durumundaydım... ...bunu da e, burada... ...hem Önder'e hem Saftekin Bey'e... ...net bir şekilde söyledim, onlar da... ...bunu anlayışla karşıladılar, o yüzden biraz... E, ...yani bizim... ...karar verdiğimiz tarih... ...göreli olarak biraz daha geç oldu ama... Türk oyuncu piyasası aslında e, hareketlenmişti bile. Ancak bizim için önemli olan karakterlerdi ve bizim transfer ettiğimiz Türk oyuncuların hepsi de o dönemde bizim istediğimiz oyunculardı. Rıdvan olsun, Erkan olsun, e, Semih olsun. E, bir takım riskleri alarak tabii ki bu oyuncuları aldık. Çünkü kendi takımlarında süre verilmemiş ancak potansiyeli olan oyuncuların e, biz bir noktaya getirebilir miyiz anlayışıyla e, hareket ettik. Ama orada önemli olan bir şey benim inancım teknik detayların yanında karakter analizlerinin de önemli olduğu ve hepsi de çok karakterli çocuklar. İşte Semih zaten Semih Erden'den bahsetmeye çok şu anlamda gerek yok. Yani oyuncu olarak donanımı bugün sağlıklı bir Semih Erden'in Türk milli takımının da net e, kadrosunda hem kaptanlık yapacak hem karakteriyle hem de oyun bilgisiyle aday olduğu ortada. Bizim yapmamız gereken gerekli sabrı göstermek. Onun karakterine ve çalışkanlığına inanarak hareket etmekte. Semih de yavaş yavaş bize katılıyor. Aynı şekilde Rıdvan uzun yıllardır Türkiye Ligi'nde ancak belli süreleri alamadan oynadı. Biz o güveni göstereceğimizi söyledik kendisine. Erkan da aynı şekilde ve hepsi de takıma belli düzeyde katkılar veriyorlar. Biliyorsunuz Mehmet Yağmur da bizim hani oyuncu rotasyonu içerisine aldığımız takımın abilerinden biri durumunda şu anda. Basketbolda bir takım olabilmek zaten her oyuncunun teknik olarak size %100 performans vereceği bir atmosferden farklı olarak belli noktalarda oyuncuların rollerini kabullenip o rollerin içerisinde takıma sunacakları katkıdır. Bir yabancı oyuncularımızla da bu paralelde konuştuk. Şu anda hani bir şeyi başarmış bir ekibin antrenörü olarak konuşmuyorum. Bunda kimse yanlış anlamasın. Ayaklarım çok yere basıyor. Belli maçları kazanmış bir takımız. Gelişmeye açığız. Ancak daha iyi olabilmek tamamen bizim elimizde. Şu an bir şey başarmış takım değiliz. O yüzden kimse yanlış anlamasın yani. hani Aman bir şeyler acayip şeyler yapmış bir takım olarak konuşmuyorum. Bir hikaye anlatmıyorum şu anda. hani. Ama önümüz açık olduğunu hissediyoruz. İnşallah beraber kalıp çok çalışırsak daha iyi şeyler yapabiliriz. Koç şimdi siz hem Avrupa'da hem de NBA'de çok değerli koçlarla çalıştınız. Şu an sahadaki oyuna baktığımızda çok sayı atan, tempolu Isolation'ı en çok oynayan ve daha NBA'ye yakın stilde bir oyun oynayan bir Türk Telekom izliyoruz. Ee, kariyerinizin son bölümünden etkilendiğinizi söyleyebilir miyiz sahadaki oyunu izlerken? Ya aslında hani benim bu head coachluk e, sayfasına gelene kadar kafamda kendimce hesapladığım, oluşturduğum bir sistem vardı. Bunda tabii ki e, çalıştığım koçların çok büyük etkisi var. E, Jelko Bradovic ile çalıştığım yıllar, Tebbolwin'le çalıştığım yıllar, e, bunun yanında işte Nenad Vucinic'le beraber çalıştığım Yeni Zelanda Milli Takımı'nda e, rahmetli çok yakın arkadaşım Dimitris da e, beraber çalıştığım Yunan koç arkadaşım Dimitris Dimitriou, e, Nikos Dimitriou özür dilerim, e, en son Quinn Snyder, önemli isimler ama benim düşüncem hep şey, yani bir koç olarak siz bir takım şeyleri kopyalamaktan çok belli yaşadığınız tecrübelerin bir sentezini yapmak durumundasınız. Ben bugün basketbolu ile ilgili kafamda şu düşünce var bir ana adapte olabilen bulunduğunuz ekibin yani o günün gerektirdiği şeyler neyse basketbolla ilgili onu yapabilen hızlı oynayan, tempolu oynayan sahada teknik ve size avantajlarını doğru biçimde kullanabilen tempolu bir takım yaratmak istiyorum yani ısıran savaşan ...ve yenilmeyi, yenilgiyi, negatifliği kabul etmeyen bir takım yaratmak istiyorum. Bununla ilgili de adım atarken bazen tabii bazı maçlarda yüksek skor atmanız... ...bazı maçlarda iyi savunma yapmanız, bazı maçlarda ciddi çarpışmanız, fiziki mücadele göstermeniz... ...bazı maçlarda da teknik olarak match -up avantajlarını kullanacağınız yönler gerekiyor. Onların hepsini canlı tutmaya çalışıyorum kafamda. Böyle bir sentez var açıkçası kafamda. Şimdi o sentezden bahsederken şunu sorayım şimdi... Değil, bırakın Avrupa'yı e, yani bırakın Türkiye'yi Avrupa'da bile çok az kulüpte işte bir diyetisyen var. Çok az kulüp bir e, psikologdan destek alıyor ve bildiğim kadarıyla siz de bunları yapıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda bir idman gününü sorduğumuzda oyunculara işte sabah geliyoruz akşama kadar salonda izliyor. Hem o bir gününüz nasıl geçiyor hem de bu sistemin oyunculara kattığı ne olacak? Şimdi Benim kafamda şu var açıkçası bizim e, eski yöntemler yani bu e, ne kadar çok antrenman yaparsak adet e, bu nitelik nicelik konusu vardır ya ben hep ona inanırım nitelik e, niceliğin üzerindedir diye yani adetten çok içeriğin önemli olduğu bir yapı benim için çok daha önemli e, ve bir faktör insan şimdi insan gibi bir faktörle ilgilendiğiniz zaman birçok değişikliği birçok elementi beraber içerisinde tutmanız gerekiyor Çünkü çok değişken günlük ve anlık durumlarla hepimiz hayatın içinde bulunduğumuz durumlarla mücadele ederken işin psikolojik boyutları, fiziksel boyutları çok çok etkili. Özellikle de bugünün dünyasında bilimsel olarak bunlara çok inmek gerekiyor. O yüzden bizim bir hem bir yoga eğitmenimiz var. Belirli maçlardan sonra maç biter bitmez onunla bir hemen oyuncularımız ne telefona dokunurlar ne başka biriyle iletişime geçerler hemen maçtan sonra. Bunu her maçtan sonra yapmazsınız ama belirli maç aralıklarından sonra alıp oyuncularımızı rahatlatacak biraz oradan uzaklaşacak anı yaşayacakları bir şeyin içine sokabiliyoruz. İşte diyetisyenimiz Gözde gerçekten çok emek harcıyor Kendisinin daha önce de voleybol takımlarıyla geçmişi var ona da müteşekkiriz. O da gerçekten bizle beraber dışarıdan da olsa mesai harcıyor. Oyuncularımızın ne yediği, ne içtiği, ne kadar uyuduğu bizim için çok önemli. Dediğim gibi insan faktörüyle ilgileniyoruz. Psikolojik olarak gerekli destekleri vermeye çalışıyoruz. E, takım çalışması olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz oyunculara. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı da burada ben e, Euro Lig'de ikna olmuştum ama NBA'de çok daha ikna oldum. O da çalışacağınız süreden çok o sürenin içerisinde yapacağınız işin kalitesi çok daha önemli. O yüzden de biz e, artık Euro Lig'de de çok fazla kullanılıyor bu. Biz benim çalışma planım genelde günde tek idman ama oyuncularımız sabah antrenmanlarımız olur genelde. Onlar bireysel ihtiyaçları neyse gelirler. Asistan koçlarla video izlerler, benimle izlerler, takım videosu izlerler. E, fizyoterapiste çalışmaları gerekir, özel sahada çalışmaları gerekir. Sonra biz takım idmanımızı yaparız. Takım idmanından sonra e, tekrar fizyoterapistle çalışmaları gerekir. Belki... Ufak bir mutfak yapmaya çalıştık. Orada biraz Fenerbahçe'den kopya çektim tabii. <laughs> Orada da biz inşa etmeye çalışmıştık onu ve yapıldı. Çok da faydası var. Bu çünkü oyuncuların aidiyet duygusunu artırıyor. Yani oyuncu böyle bir şeyler yiyip bir kendi maçını izleyip ondan sonra gelip sahaya tekrar şut atabiliyor. Biraz sağlıklı atıştırmak ee, Evet var, tabii onları da tabii diyetisyenimiz dikkat ediyor. İşte kondisyonerlerimiz çalışıyor. Asistan koçlarımız çok çalışıyor. Asistan koç ekibini biraz daha e, Türkiye Ligi'ndeki şeyden adetlerden biraz daha yüksek tutuyoruz açıkçası. Biz Ben ona inanıyorum çünkü. Yani 5-6 koçla birlikte çalışıyoruz. Herkes bir takım assignmentlarımız var. Oyuncularla ilgileniyorlar. Yani böyle bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Kendimiz ya tabii çok yüksek profesyonellik düzeyi beraberinde bir takım finansal şeyleri getiriyor ama bu söylediklerimi sanmasınlar ki çok yüksek bir finansal şeyle yapıyoruz. Hayır. Bir takım şeyler gönüllülük esasına dayanıyor. Sağ olsun bize inanıyor insanlar. Bizle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorlar. E, karşılıklı bir gelişim sürecinin içerisindeyiz hep beraber. Şimdi bu noktada belki biraz oyuncuları sormam gerekiyor. Aksel Butay ve Tarik Jones, e, yani tamam çok az maç oynandı henüz ama evet. kariyer sezonu gibi gözüküyor şu anki halleri. E, bir yandan Türk oyuncuların gelişimi, e, nerede görüyorsunuz onları hem bu sezon için hem de sezon sonunda örneğin Euroleague oyuncusu olurlar mı? Ne olur sonrası? Şimdi açıkçası bizim oyuncularımızın Türk oyuncularımız da dahil ben hepsinin bu potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bunu yürekten söylüyorum. Yani o seviyede olma potansiyelleri var. Bunlarla ilgili benim şu anda konuşmam çok ayaklarımı yerden kaldırmak olur. Ben öyle yaşayan ve bakan biri olmadığım için bunu umarım Mayıs ayı gibi bir program daha yapma şansımız olur. O zaman o gün böyle konuşmuştuk, bugün ne durumdalar deriz. Hepsinin önüne açık, Türk oyuncularımız da dahil. Hepsinin, inanın yani. Ee, ama o potansiyeli dışarı çıkarmak biraz bizim elimizde, biraz onların elinde. Biraz fedakarlık, ekstra çalışmak, disiplinli çalışmak. Yani herkes ekstra 300 şut atıyorsa bizim 600 şut atmamız gerekiyor gibi bir mentaliteyle çalışmamız gerekiyor. Dersimize iyi çalışmamız gerekiyor. Ondan sonra bir Mayıs ayı geldiğinde bunu konuşmak çok daha doğru olur. Koç, senin adına ayrıca soracağım ama bu sene Türk Telekom'un hedefi ne peki? Valla sezon başında da sorulduğunda ben hep aynı şeyi söyledim. Biraz daha maç maç ilerlemek gerekiyor, biraz daha kafadaki hedefleri yaşayarak gitmek gerekiyor. O yüzden öne açık bir takım ama ne yapabileceğimiz tamamen kendi elimizde. Biz benim hedefim şu önümüzdeki her önümüze çıkan her maçı kazanmak. Bunu oyuncularım da biliyor, teknik ekip, bütün staff da biliyor. Ha Bunu yapabilecek mücadeleyi verirsiniz. Günün sonunda kazanırsınız, kaybedersiniz ama doğru mücadeleyi verirsiniz. Ee, bizim amacımız o doğru mücadeleyi vermek. O mücadelenin sonunda nerede oluruz onu hep beraber göreceğiz. Şimdi o doğru mücadeleyi verirken maç sonu röportajlarını da sık sık vurguluyorsunuz. Ee, şöyle almak gerekli. Siz Ankara'lısınız, ben de Ankara'lıyım ve Ankara seyircisi için basketbolu izlemek aslında çok büyük keyiftir. Evet. Ee, Türk Telekom'un maçlarına gitmek... Keza öyledir. En azından öyleydi. Ee, başka hangi takımı tutuyor olsa bile Ankara'da o evet. maçlara gidilirdi. İşte Ted'in maçına gidilirdi, Telekom'un maçına gidilirdi. Şimdi siz yine Ankara Basketbol Seyircisini kazanmak istiyorsunuz. Hem geldiğimiz nokta ne? Hem de onları kazanmak için ne yapılabilir? Nasıl gelecekler salona? Şöyle bu konuda sağ olsun Önder, genel menajerimiz Önder baş O da çok çalışıyor gerçekten. Çünkü Ankara'daki çeşitli şirketlerle genç potansiyeli olan, ee, üst düzey eğitimli basketbolu seven basketbol oynamış insanlardan tutun üniversite öğrencilerine kadar e, belli yerlerde çalışan iş gücüne kadar herkese iletişim kurmaya çalışıyoruz basketbolun sevilmesi paylaşılması için Çünkü ben sen de aynı şey söylüyorsun biz yani Ankara'da büyürken e, basketbol çok önemliydi yani babam beni futbol maçından çok basketbol maçına götürmüştür elimden tutup ee, şimdi Atatürk Spor Salonu çok önemli, değerliydi bizim için. Hem TED Ankara Kolejler, hem e, Türk Telekom zamanında PTT bizim için çok önemliydi. Ve o ruh, çünkü gerçekten Ankara'da en iyi hakemler, en iyi antrenörler, en iyi oyuncular yetişmişti. Ve bu bir, bir kültürle olacak bir şey, bir birikimle olacak bir şey. Ve o birikimi tekrar yansıtmak istiyoruz. Ben şimdi çok özen gösterdiğimiz bir şey var, onu da yapmaya çalışıyoruz. Mesela Ankara'da basketbola emeği geçen, antrenör abilerimizi, değerli yönetici abilerimizi her maçta anmaya, bir plaketle onurlandırmaya, daha doğrusu onların gelip bizi onurlandırmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sonuçta çünkü belirli birikimler hafızayla olur. O hafızayı canlı tuttuğunuz zaman gelişebilirsiniz. Ee, biz gerçekten onun için çalışıyoruz. Ee, Ankara'nın o potansiyeli var. Öğrencilerin olduğu, e, geçmiş hafızasının olduğu bir şehir. O yüzden ben her seferinde tekrar tekrar söylemeye çalışıyorum. Lütfen gelin. Bizi izleyin hangi takımdan olduğunuz önemli değil. Ankaralı olarak Ankara basketbolunu biz temsil etmeye çalışıyoruz. Sizin paylaşacağınız, çocuklarınızla gelip izleyeceğiniz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Umarım o konuda da başarılı oluruz. Gittikçe daha iyiye gidiyor onu hissediyorum. Ee, arena çok önemli bir salon, yeni, büyük, güzel bir salon. Ee, orada paylaşılacak çok beraber bir e, anı oluşturalım istiyorum. Umarım yapabiliriz. Peki şimdi biraz sizden tekrar bahsedeyim. Ee, biz Türk basketbolunu konuşurken Türk basketbolcuların gelişimine çok e, bahsediyoruz, işte az süre alıyorlar, havuz dar vesaire konuşuyoruz ama Türk antrenörler için durum ne? Şimdi e, siz Amerika'ya da gittiniz. Öyle bir yere gitmek kolay mı? Ya da Türk antrenörlerin önünü açmak için ne yapmak gerekir? Ne gibi şansları var önlerinde? Bizim jenerasyonumuz... Ve bizden sonraki jenerasyonların bir kere şanslı olduğu şöyle bir adım var. Burada e, Sayın Aydın Örs, Çetin Yılmaz başta olmak üzere TÜBAT, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği gibi bir kuruluş var. Ve onlar e, Türk antrenörlerinin korunması, haklarının korunması e, ve gelişimi açısından büyük bir çalışma gösteriyorlar, çaba gösteriyorlar. Bir sürü seminerler düzenleniyor, gelişim seminerleri organize ediliyor. E, i̇şte e, Euroleague koçları, birliğinin beraber hareket ettiği bir takım seminerler, çok değerli bilgi birikimi olan insanların olduğu çalışmalar düzenleniyor. Şimdi biz bu teknoloji çağında yapılması gereken şey insanın kendine yatırım yapması. Artık kendine yatırım yapmak biraz daha kolay daha öncesine göre. Çünkü bilgiye ulaşmak çok daha kolay. E, o, onun için motivasyonunuz olması lazım. Benim önerim e, ve gördüğüm yol... Bu motivasyonla hareket edebilmek. Türkiye'deki antrenörler artık çok yetenekli, genç, dil bilen insanlarımız var. Onların kendilerine yatırım yapması, araştırması, izlemesi ve çalışması gerekiyor. Ee, çok çalışmak gerekiyor. Benim bildiğim tek yol o. Bugüne kadar gelirken kendime düstur edindiğim tek yoldu o. Yani doğru ve dürüst bir şekilde çalışmak ve her gün gelişime açık olmak. Bu e, ben hep söylüyorum şu an bir şey olmuş da değilim. Umarım olabilirim. Ülkemi... Ee, ve ailemi en iyi şekilde temsil edebilirim. Ee, ama o yol çok çalışmaktan ve bilgiye açık olmaktan, bilgiyi araştırmaktan geçiyor. Onu söyleyebilirim. Koç, e, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii NBA çok bambaşka bir tecrübe ama e, burada da bir Jack Obradović okulu oldu aslında evet. bir anlamda. Şimdi e, şu anda lige baktığımızda 3 tane head coach, Obradović'in eski yardımcısı. E, nasıl bir tecrübe? Size nasıl katkıları oldu? Ya defa defaatle de, de söyledim daha önceki röportajlarda da Jelko ile ilgili. O benim için yani sadece basketbolu öğrendiğim bir koç dışında da sahada hayat tecrübesinden çok fazla şey öğrendiğim bir insan. Ee, bir kere çok pozitif, işine inanılmaz konsantre. Basketbolu yaşıyor ee, ve basketbolu seviyor, meslek olarak görmüyor. Onun aşkı. Basketbolu her an yaşıyor. Şimdi ben de hayatımda basketbol benim her an yaşadığım bir tutku olduğu için kendimi o anlamda paralel tutuyorum. O yüzden de onunla ortak dili hep konuşabildik. İnanıyorum ki e, ligde şu anda çalışan diğer koçlar da onunla e, birlikte bu tecrübe yaşamış diğer koçlar da mutlaka o paralelde geçirmişlerdir. A, aksi takdirde zaten o kadar yıl beraber çalışamazlar, o fırsatı bulamazlar. E, bunu söylemem lazım. E, basketbol bilgisi, hayat tecrübesi. Çünkü antrenörlük sadece bilgiyle, basketbolu bilmekle paralel bir şey değil. Özellikle de koçluğa başladığınızda ben şimdi tabii biraz daha bunu tecrübe ediyorum. İnsana dokunabilmeniz, karşınızdakinin yerine koyabilmeniz, empati kurabilmeniz, zor zamanlarını anlayabilmeniz, o bireyi nereye kadar zorlayabileceğinizi bilebilmeniz ve zorlayabilmeniz, kendinize inandırmanız, onu kendine inandırmanız gibi faktörler var. Şimdi bir lider olarak duruşunuz çok önemli. Ancak çünkü benim anlayışım şöyle. Biraz onu Jayko'yu da gözlemleyerek gördüğüm şey. Lider her zaman en önde durmaz. Bazen liderin en arkada durmayı bilmesi gerekir. Çünkü bazen arkada kalanları tutup bir omuz verip ittirebilmeniz de gerekiyor. Bütün grubun birlikteliğini sağlamanız için. Çünkü bazen siz lider olarak çok ileride ve belli tempoyla gittiğiniz zaman arkadakiler o tempoya yetişemeyebiliyorlar. O zaman 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 en geriye düşüp o gözden bakıp oradakileri bir omuzlayabilmeniz gerekiyor. Şimdi bütün bunları onu gözlemleyerek tecrübe ettiğim bir insan. E, o yüzden bana katkıları çok çok büyük. Peki son sorum. Ee, hedefi hedefine Türk Telekom'unkini sordum ama yani bir noktada NBA'ye göre dönmek mi? NBA'de e, baş antrenör olmak mı? Yoksa Avrupa'da başarılı bir baş antrenör olmak mı? Nedir hedef? Ya benim hedefim çok net. Onun altını aslında başka bir sürü şeyle doldurabiliriz. Ama benim hedefim e, ülkemi en yüksek düzeyde e, temsil eden, e, ailemi ve ismimi en yüksek düzeyde temsil eden insan olmak. Ve hep şunu söylüyorum yani bir gün ben bu hayatta olmadığımda insanların ya bu kadar değerli bir koç vardı. E, Dünyanın Avrupa'nın en değerli koçlarından biriydi diyebileceği bir insan olabilmek. Ha bunun altı nasıl dolarsa neyse o başarılar bunu sağlayacak. Ee, onu yaşamak istiyorum. Peki biraz daha tiyo verimize gitmek istiyor musunuz NBA'ye? Ee, <laughs> ya yani, mutlaka. Ama buralarda da başarılacak çok şeyler var. Ee, onları başarıp NBA'ye gidip oralarda da başarılacak şeyleri başarmak lazım. Ben hiçbir zaman hayatımda geri adım atmadım. Ee, her basketbol benim aşkım olduğu için onun da en üst düzeyine ise oradaki en üst düzey başarıyı yaşamak istiyorum. Ee, herhalde bu tanımlıyordur ne yapmak istediğimi. Koç çok teşekkür ederiz. Ee, ana geri dönecek olursak Türk Telekom'da güzel başarılı bir sezon olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk baş antrenörlük deneyimi gönlünüze göre geçsin diyorum. Çok, sağ olun. çok teşekkür ederiz çok geldiğiniz teşekkür. için. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Özel röportajımızda Erdem Can'dı. Bu sefer konuğumuz Türk Telekom baş antrenörü. Görüşleri, bakış açısı ve sezonla ilgili değerlendirmeleri de bu şekildeydi. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.